LGS'ye son 64 gün. Güzel bir cuma günündeyiz. Gerçekten de güzel günler yaklaşıyor. İnşallah bu virüsten de kurtulacağız ve LGS'den de kurtulacağız. En sonunda da hayallerimizdeki liselere kavuşacağız. Günün sözüne baktığımızda bu dünyada ilerleme kaydedenler adım adım gitmeye konsantre olmuş kişilerdir diyor. Yani konsantrasyon çok önemli. Motivasyonumuz var. İnşallah güzel güzel derslerimize çalışıp zaten ikinci dönem konuları da olmadığı için hedefimizi yükseltip en iyi liselere gireceğiz. Ama konsantrasyon da önemli. Yani ders çalışırken, soruları çözerken dikkatimizi hiçbir şeyin dağıtmaması çok önemli. O yüzden mutlaka ders çalıştığımızda hedefimizi bilerekten daha ciddi, daha dikkatli, sanki sınavda soru çözüyormuş gibi çözersek çok daha yüksek netlere ulaşabiliriz. Hemen günün yorumuna bakmak istiyorum. Joker Harley 379 beğeni almış. Bakalım. Ben telefonu elimden bırakamıyorum. Ne yapmalıyım? Al işte. Tam da sorduğumuz soru bu. Yani benim de Belki sizin de annenizin de babanız da Türkiye'deki en başarılı insanın bile telefonla bir sıkıntısı var. Gerçekten cep telefonu elimizden düşüremiyoruz. Mesaj geliyor, sosyal medyadan mesaj geliyor, uçak modunu alsak bile resimlere bakasımız geliyor. Bir türlü vazgeçemiyoruz. O zaman biz kendimize sosyal medya diyeti yapacağız. Hani diyet yapan insanlar bazen tatlı yemezler ya, bazen böyle belli bir saatten sonra yemek yemezler ya. Biz de diyeceğiz ki ben sabahleyin kalktıktan sonra... Hiçbir şekilde telefonuma bakmayacağım. Ne zaman? bu 200 soruyu bitirene kadar telefona bakma ihtimalim yok. Ha 200 soruyu bitirdim mi? Ondan sonra bir saat telefona bakma arası yapabilirim. Veyahut da yarım saat telefona bakma arası yapabilirim. O sırada yemek yerim. O sırada dinlenirim. O sırada çayım içerim. Çorbam içerim. Fark etmez. O sırada telefona bakabilirim. Ama tekrar ders oturdum. Telefonu kapatmak değil bakın. Sessiz almak değil. Uçak modunu almak değil. Bildiğiniz telefonu bambaşka bir yere kaldırmanız lazım. Annenize vermeniz lazım. Ve demeniz lazım ki anne bu telefonu bana verme. Bu telefon benim hayatımı etkileyebilir. Gerçekten de ben e, öğretmenlik yaptığım yıllarda böyle çok başarılı öğrencilerim var. Vardı. Normalde maddi durumları çok iyi. En pahalı telefonları kullanıyorlar ama sınav zamanı hiç telefon kullanmıyorlar. Telefonun var mı? Yok hocam. Sen hangi saat dersen o saatte gelirim diyordu. Ama saatini değiştirsen olsun ben beklerim hocam. Yeter ki şu telefonu elime almayayım diyordu. Gerçekten cep telefonunu bırakmamız, belli saatlerde cep telefonu diyeti yapmamız bize en az 15-20 puan kazandırabilir. Matematik netleri 9 olan biri günlük 20 tane yeni nesil matematik sorusu ile netin 15-16'ya çıkarabilir mi? Birazcık zor. Biraz daha fazla çözmesi lazım. 20 tane değil de bunun en az 2 katı yani 40 tane çözmesi lazım ki en az netlerini 10'dan 15'e çıkarabilsin. Hatta 40'tan da fazla çözerse bu işi daha da sağlam almış olur. Fendeki dikkat hatalarını nasıl yenebilirim? Burada dikkat hatalarının temeli bilgidir arkadaşlar. Yani biz dikkat hatası diye düşünürüz ama esas da bilgidir. İkincisi de tabii ki süreli çözmemiz lazım. Bilgi ve süreyi iyi ayarlamamız lazım. Zaten sayısalda önce fenden başlarsak bu bizim için daha değerli biliyorsunuz. Matematikteki zor sorular belki moralimizi bozabilir. Önce fenden başlayalım diyorduk. O yüzden fende süre tutacağız. Kardeşim ben bu fende bu soruya bu kadar süre veriyorum diyeceğiz. Ve o süreni bitirmeye çalışacağız. LGS kolaylaşırsa rakiplerimizi elemek daha zor olmaz mı? Evet LGS çok kolay olursa bu sefer rakiplerinizi eleyemezsiniz. Herkes yapar. O zaman herkes yapmış olur. Dolayısıyla LGS'nin zor olması çok güzel bir şey bizim için. Ama çok çok zor olması kötü bir şey. Bu sefer de çalıştığımızı karşılığını veremeyiz. O yüzden bakın sınav sorularını şöyle hazırlıyorlar. Diyorlar ki, diyelim ki beş tane soru var. Bir tanesini çok kolay hazırlıyorlar. Bir tanesini kolay hazırlıyorlar. Bir tanesini orta. Bir tanesini zor. Bir tanesini çok zor hazırlıyorlar. Bakın çok kolay, kolay, orta, zor, çok zor. Beş tane soru varsa diyelim ki. Bu 90 soru yok. Kendiniz oranlayın. Peki niye böyle yapıyorlar? Bir çok kolay soru var. Yani az çalışsa bile bir şeyler yapabilsin istiyorlar. Kolay soru var. Azdan biraz daha fazla çalışanla hiç çalışmayan veya az çalışan arası fark ortaya çıkıyor. Normal soru var. Birazcık gayret gösteren. Zor soru var. Bayağı bir çalışanın çok zor soru var. En çok çalışanların hakkı çıksın diye. Diğer türlü hepsi çok zor olsa buradakiler ne yapacak ki? Buradaki soruları yapabilecek olanlar hiçbir şey yapamamış olacak. Yani bu kadar çalışan da bu kadar çalışma çalışan da aynı net yapmış olacak. Çünkü ikisi de yapamayacak. Çünkü hepsi çok zor. Dolayısıyla bütün soruları belli bir pedagogik düzen içerisinde hazırlıyorlar. O yüzden LGS'nin zor olması ya da çok kolay olması bizi ilgilendirmiyor. Bizi sıralama ilgilendiriyor. Zaten Milli Eğitim Bakanı soruları ona göre ayarlıyor. Türkçe'de ve İnkılap'ta çok çelişkide kalıyorum. Ne yapmalıyım? Yine bilgi arkadaşlar. Bilgi eksikliği bize çelişki yaşatıyor. Eğer bilgimiz eksik olmasa ya bu fiil çatısı geçti mi geçsiz miydi demeyiz. Ya burada işte ne bileyim işte Sakarya Meydan Muharebesi miydi yoksa ikincinin önü müydü? Moskova mıydı yoksa Tekalifi Milliye miydi? Bunların hiçbiri dikkatimizi dağıtmaz. Çünkü biliyoruz. Bilgiyi halledersek sorun olmaz. Peki bilgiyi nasıl halledeceğiz? Bol bol soru çözüp hatalarımızın üzerine giderek. Korona sebebiyle kitap siparişi verme konusunda tereddüt ediyorum Sizin fikrinize. Arkadaşlar bununla alakalı sizlere zaten videolar hazırladık. Kitaplarımız sizlere gelinceye kadar defalarca ama defalarca orada çalışan insanlar ellerini yıkıyorlar, maske takıyorlar, eldiven takıyorlar. Sonrası kitapları üç farklı poşete koyuyorlar. Birinci poşet koruyucu, ikinci poşet süngerli, üçüncü poşet kargo poşeti. Sonra size geliyor. Dolayısıyla size geldiği zaman siz giren poşeti kesip alıp içeri aldığınız zaman zaten tertemiz bir şey almış olacaksınız hiç endişelenmenize gerek yok ve aynı zamanda aynı zamanda mikrop dan korkmak değil temiz olmamaktan ellerimizi yıkamamaktan ve hatta mikrobun olduğu yerlere böyle de de işte oralarda durmaktan korkmalıyız. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın söylediği gibi korona alacağımız önlemlerden daha güçlü değil. Sonuçta küçük bir virüs ama eğer önlemlerimizi almazsak tabii ki riskli. 370 alan birinin 440 alması için neler yapması gerekir? Çok çalışması gerekir. Günde 200 soru en az çözmesi lazım. 200 soru diyorum. Rakiplerimin çok çalıştığını görünce yapamayacağımı düşünüyorum ve motivasyonu düşüyorum. Ne yapmalıyım? Program hazırlarken neyi hangi saate yapacağımızı yazmalı mıyız? Şimdi birisi rakiplerini asla düşünmemelisin. Yani senin rakibin esasında milyonlarca insan değil. Senin rakibin esasında kendinsin. Sen bugün 200 soru çözeceğim deyip de eğer çözmediysen zaten yenildin kendine. Günde 2 soru çözeceğim dedi. 150 soru çözüysen o zaman rakibini geçtin. Çünkü senin rakibin sensin. Program yazılırken neyi hangi saatte yazacak yapacağını yazma. Hangi saatte derse başlayıp hangi saatte bırakacağını yazabilirsin. Ama esnek olması yani saat 2'yi işte saat 8.05'te böyle olmayabilir. Bazen lavaboya girersin, bazen yemeğini yersin, bazen baban bir şey söyler, annem bir şey söyler. Saat tam uymayabilirsin. Ama ...çözmen gereken soru sayısını mutlaka bitirmen gerekiyordur. İki yüz soruyu çözeceğim dersin ve çözersin. O ayrı mesele. Son olarak Ahmet Erdem Anadolu Sesi'ni tanıtır mısınız? Tabii ki. Günün kitabına baktığımızda bir dilin hatıra defteri Google'u görüyoruz. Ve aynı zamanda günün okuluna baktığımızda Bursa 2.69 dilimli alan... ...Mühendislik Yatıf Fakültelerini kazandıran mükemmel bir Anadolu Sesi... ...Ahmet Erdem Anadolu Sesi'ni tanıtıyoruz. Günün kaynağına baktığımızda birinci dönem konuları içeren... Yeni LGS son tekrar setimiz. İçerisinde Türkçe, matematik, fen, İnkılap, din ve İngilizce'den oluşan toplam dört kitap var. Bu sette sizler için hazırladık. Kutusu burada aç, açmıyorum arkadaşlar. Sizler biliyorsunuz zaten. Fen, daha doğrusu İnkılap, din, İngilizce, fen, matematik ve Türkçe var içerisinde. Sınav modeli hazırlanan sınav Yani direkt sınav özgü. Türkçe'de yeni sorular nasıl geliyorsa, matematik yeni sorular nasıl geliyorsa bunları gösteriyorlar. Hemen şunu kaldıralım şöyle. Günün sorusu matematikle alakalı. EBOB ve EKOK'ların çarpımı 750 olan iki sayıdan biri 25 ise diğer sayı kaçtır diyoruz. Ödülü soruyu Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Koronayı deneyeceğiz, LGS'yi deneyeceğiz ve o güzel günleri hep birlikte göreceğiz arkadaşlar.